4 artı 1 güvenlikli havuzlu sitede bahçe katı. Ne yaptığımı tahmin ettiniz mi? Bugün çok heyecanlıyım çünkü bir portföy aldım ve bu portföyü bütün dünyanın görmesini istiyorum. Tek yapmam gereken KW Command sisteminde bu portföyün girişini yapmak. Fakat çok merak ettiğim bir şey var. Ne kadar sürecek ve nasıl bir deneyim olacak? Gelin birlikte portföy girişi nasıl yapılıyor görelim. Portföyümü KW Command sistemine girmeden önce bazı ön hazırlıklar yapmamda fayda var. Bunlar neler? Öncelikle portföyümün tabii ki fotoğraflarını hazır etmek. Fotoğraflarımı çektim, hepsini bir klasörde topladım. İkinci yapmam gereken sözleşmemi yükleyebilmek için PDF formatına çevirmekti. JPG dosyasıydı ve PDF'e kolaylıkla çevirdim. Bununla ilgili linkleri aşağıdaki detaylarda bulabilirsiniz. Üçüncü olarak hazırlamam gereken portföyüme ait bilgilerdi. Bunları da bir metin olarak yazdım ve bir dosyaya kaydettim. Dördüncü olarak ise ev sahibimin ismini, soyadını, telefonunu ve e-mailini not ettim. Bunlar dışında hazırlayabileceğim iki veri daha var. Bunlardan biri sanal tur, eğer planlıyorsam sanal turla ilgili detayları girmek. İkincisi ise bir açık ev daveti, yani open house düzenleyeceksem bunun tarihlerini belirlemek olacaktı. Şimdi gelin portföy girişi Command içinde nasıl ilerliyor? Bu süreci bir kısaca görelim. Bu süreçte öncelikle ben KW Command sisteminde portföyümü gireceğim ve ne kadar sürdüğünü merak ediyorum. Bu yüzden zaman tutacağım. Ben Command'de portföy girişini yaptıktan sonra bu bölge müdürlüğündeki mali ve idari işler sorumlusu, yani MIS'in olayına düşecek. Ona bir mail gidecek veyahut da sistemde Command MC'de bunu görebiliyor olacak. Bundan sonra eğer MIS onaylarsa direkt KW.com sitesinde yayına girecek. MIS onaylamayabilir, sözleşmenizi kabul etmeyebilir veyahut da bazı detayları gözden geçirmenizi isteyebilir. Şimdi gelin bu süreç nasıl işliyor? Command'de portföy girişine başlayalım ve zaman tutmaya koyulalım. Evet, Command ekranıma giriyorum. Command'de portföy girişi yapmak için sol tarafta Listings menüsüne giriyorum. Şimdi yeni bir portföy oluşturuyorum. Burada sözleşmeli portföyü seçiyorum. Evet, portföy görüntüleme ayarlarında iki tane seçenek var. Şu an dünyaya duyurmak istediğim için ilk seçeneği seçili bırakıyorum. Gelelim portföyün konumuna. Portföyüm Ataşehir'de. O yüzden Ataşehir Atatürk Mahallesi olarak giriş yaptım. Bina numarasına da site ismini yazıyorum. 3 bina sitesi A blok No. 1 olarak not ettim. Posta kodu 34758. İlçe Ataşehir olarak tekrar giriyorum. İli de İstanbul. Ülkeyi de Türkiye olarak seçiyorum. Evet, portföy adresimi seçtikten sonra dikkat ederseniz haritada Ataşehir'i buldu ve işaretledi. Fakat bu portföyümün olması gereken yer değil. Dolayısıyla haritada doğru yeri bulabilmek için haritayı kaydırmaya başlıyorum. Portföyüm Baraj Yolu Caddesi'nde. Dolayısıyla buraya yaklaştım. Artıya basarak tam yerini buldum ve işaretledim. Burada yaptığınız konum işaretleme sonucu yukarıdaki adresiniz değişmiyor. Gelelim portföy türüne. Benimki bir sözleşmeli portföydü zaten. Kategorisi ise satılık olacak. Portföy durumu şu anda taslak durumunda ve portföy numarası istiyor. Portföy numarası neden istiyor? Kendime göre bir kodlama yapabiliyorum. Benim kodlamam şöyle olacak. Burak.aydın mail adresimin başı, daha önce girmişim zaten, 0003 olarak kendime bir kodlama sistemi yarattım. Daha önce bu numara verilmediyse bu kodlamayı kabul edecek sistem. Fiyatı 8,5 milyon. Yukarıda unuttuğumuz bir detay var. Para birimini buradan Türk lirası olarak değiştiriyorum.
Biliyorsunuz dolar olarak giremiyoruz. O yüzden Türk lirasına çevirmemiz gerekiyor. Bakın Türk lirası olarak değişti. Portföy detaylarına gelelim. Bazı öğrendiğim detayları yazıyorum. 2002 yılında imal edilmiş bir site. Net alanı 165 metrekare ama brüt metrekaresi ise 220 metrekare. Yatak odası adedi ise 4 yatak odası var. Ebeveyn banyosu ile birlikte 2 banyosu ve 1 tane de tuvaleti var. Gayrimenkul türüne konut olarak işaretliyorum. Diğer özelliklerde ise en uygun seçeneği seçiyorum. Site içinde diyorum. Özel koşullar yok. Zorunlu alanlar zaten dikkat ederseniz kırmızı ile işaretli. Zorunlu olmayan alanları geçebilirsiniz. Sözleşme geçerlilik tarihi bugün ayın 3'ü, 3 Ekim. Dolayısıyla tam 3 aylık bir sözleşme aldığımı varsayalım. Tam 3 Ocağı kadar geçerli bir sözleşmem olduğu için geçerlilik tarihini yazıyorum. Bölge müdürlüğü ve portföy sahibi direkt zaten geldi. Portföy ortağım varsa, portföy biriyle paylaşıyorsam buraya ismini girebilirim. Benim yok. Alıcı hizmet oranım %2, satıcı hizmet oranım %2 olarak girdi. Evet, portföy açıklaması çok önemli. Portföyümle ilgili ön hazırlığımda öncelikle ev sahibinin isim, soyadı, telefonu ve e-mail adresini not ettim. Bir sanal turunuz varsa bu sanal turla ilgili bir başlık ve yüklediğiniz bir medya platformu YouTube gibi varsa buradaki linkini aldım. Bir Türkçe açıklama yazdım. Dairemin bütün özellikleri içeren. Bir de ChatGPT ile veya Google Translate ile yapabilirsiniz. İngilizceye çevirdim. Bir de İngilizce içeriğim yazdım. Şimdi Türkçe açıklamamı buradan kopyalıyorum. Ve comment'te portföy açıklamasına giriyorum. Tekrar dosyama dönüyorum. İngilizce açıklamasını alıyorum. Ve portföyümün İngilizce açıklama bölümüne koyuyorum. İngilizce açıklama neden önemli? KW.com'da yayınlanacağı için tüm dünya tarafından farklı dillerde farklı danışmanlar ve müşteriler tarafından görünebilmesi ve anlaşılabilmesi için İngilizce yazmanızı öneriyorum. Yasal açıklama yazmayacağım. Ücretler ve vergileri geçiyorum, zorunlu değil. Yıllık vergileri de geçiyorum. Eğer istiyorsam buraya sitenin aidatını yazabilirim. Sitenin aidatı 3500 lira olsun. Gider sıklığı da aylık olsun. Girmek zorunda değilsiniz. Bölge ve okul bilgilerini geçiyorum. Alan bilgilerini, alan detaylarını da girmeyeceğim. İç özelliklerde klima ve alarm ve kablolu TV yazabilirim. Döşeme tipine ihtiyacım yok. Beyaz eşya olarak içeride çamaşır makinesi ve buzdolabı olduğu için onları ekliyorum. Isıtma soğutma sisteminde ise merkezi su arıtma sistemi var. Onu ekledim. Oda açıklamalarında yatak odasında ebeveyn banyolu yazmakta fayda var. Buraya o detayı ekledim. Diğer odalarla ilgili ek bir açıklama istemiyorum. Oda sayısı 4 olarak, burada da 4 olarak işaretledim. Dışarıda barbeküsü, bahçesi ve yüzme havuzu var. Onları işaretledim. Mimarlık stilini önemsemiyorum. Manzarayı bahçe katı manzarası olarak ekledim. Otopark, kapalı bir otoparkı var ve 2 araç girebiliyor. Evet. Yeşil ev özelliği yok. İnşaat ve yapım bilgilerinde bilindik bir firma olduğu için bunu girmeyi tercih ediyorum. İlk aşama bu kadar. Portföy detaylarını girdim ve bir sonraki aşamaya geçmek için sonraki butonuna basıyorum. Evet, çok hızlı oldu. Şimdi bakalım fotoğrafları ne kadar hızlı yükleyeceğiz. Yüklemek için resimleri buraya bırakın dedi. Tıkladım. Fotoğraflar klasörüme geldim. 21 fotoğraf işaretliyorum ve yolluyorum. Evet, sayıyoruz. Bakalım ne kadar zamanda 21 fotoğrafı sistem yükleyecek. Toplam süreye de ekliyoruz. Evet, fotoğraflarım hazır.
Harika. İlk fotoğrafım ana fotoğraf olarak seçileceği için benim için önemli. İstersem yerlerini değiştirebilirim veya silebilirim. Buradan baktım ve son kararımı verdim ve bir sonraki adıma geçiyorum. Açık ev daveti planlamadığım için sonraki adıma geçebilirim. Sanal turunuz yok diyor. Ben bir sanal tur eklemek istiyorum. Çünkü YouTube'da bir fotoğraf veya video çekimi yaptıysanız, bir videoya çevirdiyseniz bunu burada girebilirsiniz. Sanal tur ekle dedim. Açıklamaya ne yazacağım? Daha önceden hazırladığım şöyle en başa dönelim. Antyapı'dan 3 bina rezidansta satılık 4 artı 1 daire olarak açıklamayı buraya yazayım. Adrese de YouTube video linkini yapıştırdım ve sanal tur ekledim. Zorunlu bir alan değil ama eklerseniz bence iyi olur. Link olarak web adresi yok. Yeni bir bağlantı ekle dedim ve bağlantı açıklamasına web sitem diye kendi web sitemi koyuyorum. Bu benim KW Comment içinde yarattığım web sitem burakaydın.kw.com. Bunu da bağlantı olarak ekledim. Evet, belgeler adımına geldik. Sözleşmemi bu adımda yüklemem gerekiyor. Çünkü sözleşmesiz bir portföy yollarsam mis geri çevirebilir. O yüzden bir fırsat oluştur diyorum. Fırsat oluşturmak ne demek? Comment içinde biliyorsunuz fırsatlar diye bir bölüm var. Burada bir müşteri yarattıysanız, yani ev sahibiyle ilgili bir kayıt yarattıysanız müşterinizi buradan seçebilirsiniz. Fakat benim öyle bir kaydım olmadığı için şimdi yeniden sizinle birlikte yaratıyorum. Fırsat türüne ilan diyorum çünkü bir ilan giriyorum. Müşteri adımı, bakın Tuğba Özkan isimli bir müşteri olsun. Buraya yazıyorum. Tuğba Özkan diye bir fırsatım olmadığı için yeni kişi ekle diyerek Tuğba Özkan isminde bir kişi yaratıyorum. E-mail adresini buradan kopyalayayım. Telefonunu da buradan alalım. Ortak bir satıcım yok. Fırsat adı Tuğba Özkan ilan olarak bıraktım. Komisyon oranımı zorunlu giriş alanım olduğu için giriyorum %2 olarak. Fırsat aşaması zaten takipte olarak girdi. Buraları olduğu gibi bırakıp oluşturuyorum. Şimdi gelin PDF dosyamızı yani sözleşmemizi yükleyelim. Evet, sözleşmem de hazır. Değişiklikleri kaydediyorum. Sonrakine basıyorum ve ilanım, portföyüm hazır. İlanımın detaylarına bakıyorum, adresine bakıyorum ve kontrol ettikten sonra MCA onayı için gönder, yani MIS onayı için gönder butonuna basıyorum. Evet, danışman olarak benim görevim burada bitiyor. Bakalım MIS'imiz neler yapacak? Front door'a geçiyorum. Front door'da sol tarafta Listings Approval diye bir bölüm var. Burada bölge müdürlüğünden gelen tüm portföyler listeleniyor ve burada son gelen portföyü görüyorum. Tıklıyorum ve bütün portföy detaylarını inceliyorum. Girilen bütün detaylara buradan baktıktan sonra reddedebilirim veya onaylayabilirim. Reddederken bir sebep iletmem gerekiyor ki danışman bunu düzeltsin. Sözleşme olmayabilir, fiyatı yanlış yazmış olabilirim, fotoğraf eksik yüklemiş olabilirim. Bunları MIS burada sebeplerini ilettikten sonra ilanı reddedebiliyor veyahut da onaylayabiliyor. Şimdi biz bu ilanı onaylayalım. Evet, dikkat ederseniz inceleme altında olan, onaylı olan ve reddedilen bütün portföyleri burada görebiliyor MIS. Dolayısıyla Ataşehir Atatürk Mahallesi'ndeki onaylı ilanı burada onaylanmış olarak görüyor. Şimdi bakalım ilanımız KW.com'da yayınlanmış mı? Evet, ilanımı KW.com'da buldum ve tıklıyorum. Evet, ilanım bu şekilde görünüyor. Danışman Burak Aydın, yaptığım açıklamaları bulabiliyorum. Show in English, yani İngilizce göster dediğimde İngilizce yaptığım açıklamaları da burada görebiliyorum.
Eğer bir sanal tur eklediyseniz, sanal tura basıldığı zaman da YouTube'da bu videoyu müşterilerinize seyrettirebilirsiniz. Evet, baştan sona bir portföy KWCOMMENT'e nasıl girilir gördük. MIS onayını yolladık. MIS onayladıktan sonra da KWCOM'da portföyümüzü bulduk. Ne kadar tuttuğunu ben şu an bilmiyorum. Ekranda siz görüyorsunuz. Kendi kararınızı kendiniz verin. Görüşmek üzere.